Gel vatandaş gel. Burada yok yok. Gelin gelin. Bir sürü gereksiz pahalı ürünlerimiz var. Sahte ayakkabı var. Dandik tişörtlerimiz var. Gel. Gel vatandaş gel. Ercan sus, ne diyorsun sen? Ürünlerimizin özelliklerini anlatıyorum abi. Boş ver Ercan, anlatma sen bir şeyi. Sürpriz olsun, aldıktan sonra öğrensinler. Gel vatandaş gel. Evet vatandaş gel. Hey sen, sen bir vatandaşsın. Neden gelmiyorsunuz müşteri hanım? Ne geleceğim ayol, hepsi sahte bunların. Satmaya utanmıyorsunuz, bir de bağırıyorsunuz. Arkadaşımın kusuruna bakmayın hanımefendi. Buyurun size sahte bir ayakkabı... Pardon, güzel bir ayakkabı satalım. Aman istemez, eksik olsun. Gördün mü, senin yüzünden müşteriyi kaçırdık. Özür dilerim Kürşat abi. Bir tane peruk ister misin? Eğlenirsin belki. Ay, yok bu böyle olmayacak. Ürünlerimizi satabileceğimiz başka bir yol bulmamız lazım. Yürü benimle. Al şunu da kafandan. Şu son ayarı da yapalım. Heh, işte oldu. Sonunda müziğin beyin dalgaları üzerinde yarattığı etkiyi inceleyebileceğim. Ve kontrol amaçlı olarak kullanabileceğim. Bir deneyelim. Bu dikkatini çeker. Sırf! Gofret! Gofret kokusu mu? Nerede olsa alırım. Gofret verir misin bana Mirkat? Merhaba Tanju. Al sana gofret aldım. Yaşasın! Tanju, şimdi yeni icadımı deneyeceğim ve seni uzaktan yönlendirmiş olacağım. Bir sorun olmaz değil mi? Yok yok, sıkıntı olmaz. Tanju, tavuk tak dedi ya. Gıdak. Gıt gıt gıdak. Tanju, şimdi de top gibi zıpla. Boink, boink, boink. Gerçekten inanılmaz. Şimdi de yoğurt gibi bak lütfen. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Teşekkür ederim Tanju. Şimdi olduğun haline geri dönerek konfetini yiyebilirsin. Ne? Gofretimi yiyeyim bari. Hemen bu deneyimin notlarını tutmalıyım. Vay canına. Bütün olanları hemen gidip Kürşat abiye söylemeliyim. Zaten buradayım. Bu gözlükleri de niye taktın bana anlamadım. Madem buradasın hemen söyleyeyim. Mirket acayip bir şey icat etmiş. Gördüm Ercan. Sen biraz dinlen, kendine gel. Gece seninle işimiz var. Bir daha da kafama bir şeyler koyma böyle. Çok sessiz olmalıyız. Hadi bakayım. O ne? Alarm çalıyor. Kaç, kaç. Abi alarm değil. Bizim dükkandaki ayakkabılardan giymiştim. Yürüyünce ses ve ışık çıkartan modeller. Nasıl güzel değil mi? Harika. Keşke bir de davul getirseydin. Daha çok ses çıkarırdık. Abi davul da var ama tokmağını unuttum. İşte cihaz orada. Tamam aldım. Hadi koş 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 koş. Atacağım o ayakkabıları Ercan. Yapma abi, çok seviyorum bunları. Hile yapma Necati, hile yapma. Hile değil. Remzi, çocuklarla AVM'ye gitmemiz lazım. Okul için bir şeyler alacağız. Hadi bizi AVM'ye götürün. Ha, AVM mi? Oley! AVM, AVM, AVM. Siz niye bu kadar seviniyorsunuz ki? Ne olacak? AVM'deki oyun alanına gidecekler. Kesinlikle. Ve eğer 200 kupon toplamayı başarabilirsek cortlayan horoz bizimdir. Cortlayan ne? Cortlayan horoz Canan. Tam 200 kupon değerinde bir oyuncak. Eline alıp sıkıyorsun ve bıraktığında cort diye bağırıyor. Gerçekten de muhteşem bir oyuncakmış. Siz bilmezsiniz. Eskiden çok popüler bir oyuncaktı. Aman aman, neyse ne. Hadi gidelim. Bir sürü işim var daha. O zaman hep birlikte. Cort! Tüm yol boyunca cortlayacak mısın? Cort! Galiba bu evet demekti. Neyse hadi bakalım. Siz gidin oyununuzu oynayın. Bizim de alacaklarımız var. Yuppi! Açılın yoldan! Cortlayan dedektifler geliyor! Ayol sen nereye Şakir? Oyun alanına. Ben de oyun oynayacağım. Hayır efendim. Sana da bir şeyler alınacak. Yok bugün oyun falan. Bizimle alışveriş yapacaksın. Güle güle eğlenceli dakikalar. Güle güle sıkıcı alışveriş. Ohohoy. Bari müzik dinleyerek kendimi eğlendireyim ben de. Ne
bugün Necati. Çortlayan horozu sonunda kazanacağız. Aha. Bak şu makine boş. Hadi oynayalım. Şu jetonu atalım. Hazır mısın Necati? Zombi avcısı Necati, emirlerinize hazırdır kumandanım. Hadi başlıyoruz. Gel bakalım. Gel vatandaş gel. Dünyanın en kaliteli ürünleri burada. Ha? Ay durun bakayım çocuklar, bunlara bakalım bir. Oo Kadriye Hanım, gel gel. Böyle kaliteli ürünler görmemişsindir. Hepsi birinci sınıf. Anne, bunların hepsi aşırı kalitesiz ürünler. Fark ettim kızım, fark ettim. Zaten bunlardan da başka bir şey beklenmezdi. Bu adamlar resmen düzenbaz, şu hale bak. Bunlar ne kadar kötü ürünler. Kalite neresinde bunun? Haklısınız hanımefendi. Resmen rezalet. Kesinlikle. Hayatında böyle, evet, bir doğru, şey görmedim. Polis yok. Adamlar sahtekar. Ercan, kurmadın mı aleti daha? Müşteriler durumu anlayıp şikayet edecekler şimdi birilerine. Kurdum abi. Tamam o zaman. Çekil bakayım. Ay, ne kadar da güzel ürünler bunlar. Harikalar gerçekten. Harika. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Çocuklarım buna bayılacak. Saldırın. Bitmesin, saldırın. Oo, mükemmel, mükemmel. Sonunda herkes istediğimiz hale geldi. Bu mürket çok akıllı biri gerçekten de. Kendimi durduramıyorum ayol. Hepsini almam gerek. Ha? Neler oluyor? Anne, Canan, kendinize gelin. Eyvah, burada garip bir şeyler oluyor. Ben bir babamları çağırayım en iyisi. Abi, ürünler bitiyor. Oh, kasaya paralar dolmaya başladı. Tamam Ercan, müziği kapat, çok belli olmasın. Tamamdır abi. Ay, o neydi öyle? Ne güzel şeyler aldık değil mi? Ha? Şakir nerede? Kesin fırsat bulmuşken babamın yanına oyun oynamaya gitmiştir. Ha? Burada neler olmuş? Ne? Cihazım da yok. Olay yerini biraz inceleyelim. Nerede benim büyüteceğim? Bir bakalım. Aha! İşte bir kuş tüyü. Şimdi bunu DNA belirleme cihazıma tanıtmalıyım. Ne? Kürşat mı? Tahmin etmeliydim. Başka kim böyle bir iş yapar ki? Acaba cihazımı neden aldı? Çok sinirliyim! Ne oldu Tanju? Neden sinirlisin? Bilmiyorum. Sinirliyim. Sebebini bilmiyorum. Her şeyi yıkmak istiyorum. Her şeyi! Hay aksi! Cihazın bir yan etkisi olmalı bu. Kürşat cihazı kullanmadan onu durdurmalıyım. Ben ne yapacağım burada? Bekle, geleceğim. Tamam mı? Tamam değil. Hadi Necati. Zombiler yaklaşıyor. Onları da düşür. Hüya! Hüya! Cortlayan horoz geliyor Necati. Hani nerede? Yani kazanırsak alacağız işte. Baba, acayip bir şeyler oluyor. Evet Şakir, horoza çok az kaldı. O anlamda değil Necati abi. Herkes garip davranıyor. Şimdi olmaz Şakir. Kazanmak üzereyiz. Ama baba, bu acil bir durum. Ne kadar acil olabilir Şakir? AVM'yi zombiler mi bastı? Yaptık Necati, başardık. Hayatımda ilk defa bir şey başardım. Yaşasın, kuponlar gelmeye başlıyor. Hadi bakalım. Oley! Ama çok yavaş geliyor Remzi. Böyle beklersek 10 milyar yıl sürebilir. Ama hiç zamanımız kalmadı. Bakın geliyorlar. Saldırın! Yıkın! Kürşat'ın dükkanındayken tüm müşteriler farklı davranmaya başladı. Annemle Canan da dahil. Ne? Olamaz. Bunu bırakamayız Remzi. O kuponların çıkmasını beklemeliyiz. Merak etme Necati. Kalk şu top atarları. Bu kargaşaya bir son vereceğiz. Sonra da biletlerimizi alacağız. Zombi avcısı Necati, göreve hazır kumandanım. Harika. Şakir, sen de Kürşat'ın dükkanına dönüp annenle Canan'a bak bakalım. İyiler mi yoksa onlar da dönüşmüşler mi? Tamam baba. Hadi Necati, fırlat topları. Çortlayan horoz adına! Hua, hua, hua! Çuk, 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 çuk! Saklan Ercan, saklan! Çok sinirliyim Kürşat! Her şeyi yıkmak istiyorum ama hiçbir sebebim
Yalnız almayacaksanız o şapkalara dokunmayın. Sus Ercan, sus. Yerimizi belli edeceksin. Buldum sizi. Sobe. Yaptık bir hata, kusura bakmayın. Anne, Canan, durun. Kendinize gelin artık. Gelemiyorum Şakir. Çok sinirliyim evladım. Sanki altın günümde kimse altın getirmemiş gibiyim. Ben de sakızlı muhallebi gibiyim. Sakızlı muhallebiye bayılırım Ercan ama hiç sırası değil. Çabuk Şakir onları oyalarken kaçalım şu tarafa doğru. Anne, kaçıyorlar. Bakın, kaçıyorlar. Oradalar, yakalayın. Anne, durun. Nereye gidiyorsunuz? Bu dağınıklık da ne? Sanırım geç kaldım. İşte cihazım burada. Sanırım buna birkaç ayar yaparak durumu düzeltebilirim. Of, bir türlü bitmek bilmediler. Toplar bitiyor. Yapacak bir şey yok. Son topumuzu atana kadar direneceğiz. Yıkalım. Her şeyi yıkalım. Baba, Necati abi. Annemler de dönüşmüşler. Durduramıyorum. Önce o Kürşat'ı yakalayalım. Ne yapıyorsun Necati abi? Affedersin Şakir. Seni zombi zannettim. Topumuz tükenmek üzere. Başka bir yol bulmalıyız. Atom dost aşkına. Burada neler olmuş? Mirket abi, tam zamanında. Mirket, kurtar bizi. Sakin olun. O iş Mirket'te. Ha? Şunu da ayarladık mı? Hazırım. Sen mi geldin Mirket? Çok sinirliyiz biz. Hoş geldin diyemiyoruz, kusura bakma. Hayır, olamaz. Necati abi, çabuk top atarını bana fırlat. Yakala Şakir. Son bir top kaldı sadece. Hobaneleyo. Yakaladım. Hobaneleyo. Vay canına, hareketlere bak Şakir. Bana da öğretsene bunları. Ay başım ağrıyor. Ne oldu böyle? Ne oldu bizi anlamadınız. Ne yapıyoruz biz? Neler oldu burada? Neler oldu böyle? Bu cihaz henüz deneme aşamasındayken Kürşatlar onu aldı. Ben de laboratuvarımdayken cihazın bir yan etkisi olduğunu fark ettim. Kişileri sinirli yapıyormuş. Ben de bunu anladığımda hemen koşup geldim buraya. Her şey çözüme kavuştuğuna göre bize müsaade artık. Yok öyle. Nereye bakalım? Tüm sattığınız sahte ürünlerin ve hırsızlığınızın cezasını çekeceksiniz. Güvenlik, götürün bunları polislere teslim edin. Hey, başardınız arkadaşlar. Bugünün kahramanları sizsiniz. Hem bütün bu kaosu durdurdunuz hem de 200 kuponu kazandınız. Bu yüzden size hediyenizi veriyorum. Yoksa! Evet o. Buyurun. Cortlayan horozunuz. Hey! Cort! Hey! Bu nasıl rüzgar sesi ya? Rüzgar değil, ıslık. Yaşasın, uçabiliyorum. Bir de konuşabiliyorum. Acaba başka ne gibi süper yeteneklerim var? Tamam, abartma sen de. Taksi. Yağmurda arabamı yıkıyorum, gelemem. Suyu israf ediyorsun. Yapma. Otobüs. Dolu ama, girebilirsen gir bakalım. Geri alın beni. İttir. Dibime kadar ıslandım. Ne yapacağım ben şimdi? Neler Remzi? Gel, yağmurda kalma. İyi de Necmi, bu arabanın üstü açık. Sen de ıslanıyorsun. Doğru diyorsun. Şöyle yapalım o zaman. Işınlanabiliyorum. Oraya buraya. Pilim bitti. Kadriye, halılarınız çok güzelmiş. Bir tane alabilir miyim? Ayol Necati, ne yapacaksın yazın halıyı? Dürüme benziyorlar, hoşuma gidiyor. Kapa. Kadriye, halım benimle konuşuyor, ne yapmalıyım? İyi, sen de onunla konuş. Bir halıya ne sorulur ki? Herkesin üstüne basması seni üzmüyor mu? Necati abi, babam o. Stresli olunca böyle davranıyor. O kadar zor bir soru sormamıştım ki. Niye stres yapıyor anlamadım. Dün Necmi bana bir iyilik yaptı. Ondan böyleyim. Hangi Necmi? Keçi olan Necmi. Keçi onun lakabı değil mi? Ben Necmi'yi orangutan sanıyordum. Saçmalama Necati. Niye lakabı olsun? Fil senin lakabın mı?
Adım Fil, soyadım Necati değil mi yani? Neyse, şimdi benim ona daha büyük bir iyilik yapmam lazım. Yoksa altta kalacağım. O zaman bu iyiliği gerçekten ihtiyaç duyduğu bir anda yapalım. Onu zor durumdayken kurtaralım. Soyadım ne acaba? Eğer soyadım yoksa ben soyadımı Havaloğlu yapacağım. Merhaba, merhaba. Adınız ne? Fil Necati Havaloğlu. Of, muhteşem oldu. Baba, ben çok sıkıldım. Necmi abi belli ki zor bir duruma düşmeyecek. O kadar uzun sürdü ki. Buraya ilk geldiğimizde şu banktaki karpuz daha bebekti. Agu, karpuz. Anlamıyorum. Sabahtan beri sadece oturuyor. Böylece beklerse tabii ki zor durumda kalmaz. Baba, dürbünü ters tutuyorsun. Her şey tersine döndü. Necmi çok zor durumda. Koşun! Hey sen, bir arkadaşımıza simit atmışsın. Yemesi için attım. Ama çok isabetli atmışsın. Getirin. Şimdi biz de sana bulabildiğimiz en büyük simidi atacağız. İşte bu. Senin yaptığından daha büyük bir iyilik yaptım ve altta kalmadım Necmi. Nasıl yani? Altta kalmamak için mi iyilik yaptın bana? Hop, kardeşim ne yapıyorsun? Üçgen peynir atıyorum üstüne. Öyle kuru kuruya gitmez. O zaman ben de altta kalmamak için sana daha büyük bir iyilik yapacağım şimdi Remzi. Görürsün. Çocuklar, çocuk gibi savaşma zamanı. Oldu da bitti. Buci buci buci. Gelek karpuz çıktım. Buci buci buci. Çocuklar, tüm yolu yürüyerek geldik ama hiç yorulmadım. Sanki hiç yürümemiş gibiyim. Çünkü sen hiç yürümedin. Seni hep ben taşıdım. Ha? Olamaz. Daha büyük iyilik yapacağım sana. Dur, kaçma. İşte bakkal amca, ben de seni taşıdım. Tamam da niye? Verdiğim siparişleri taşırken yorulma diye. Bizde yaşlıya hürmet büyüktür. Öyle yapacağına direkt poşetleri taşısaydın ya. Bizi burada unuttular. Pişt pişt. Bak burada kim var? İlkokul arkadaşını yıllar sonra bulup getirdim. Nasıl ama? Bu benimkinden daha büyük bir iyilik değil bence. O kadar da samimi değildik Selma ile. Ya öyle deme Fuat. Çok yakın arkadaştık biz. Adın Fuat değil mi? Ama bu kadarla da yetinmedim. Babaanneni de buldum. Bu benim babaannem değil ki. Ben Fuat'ın babaannesiyim, memnun oldum. Of Necmi, bu böyle olmayacak. Altta kalmamak için döngüye girdik. Haklısın. Sonsuza kadar iyilik mi yapacağız birbirimize? Gel bırakalım şu işi. Benim daha iyi bir fikrim var. Gel benimle. Abi dur beni unuttun. Bu kimdi? Saç ikizini bulmuştum. Sana gerek kalmadı kardeş, kusura bakma. Dur gitme. Sen gidersen bir kişi kalırım. Ve saç ikizi değil saç birizi olurum. O da çok saçma olur. Mirket, bize öyle bir cihaz yap ki iyiliklerimize puan versin. Gün sonunda kim daha çok puan toplamış öğrenelim. O kazansın. Olmaz. Niye? Çünkü malzemelerimin üstünde duruyorsunuz. Ayrıca bu kim? Uzaylı arkadaşlarından birini mi getirdin yine? Yok. Mahalleden Necmi ben. Şu eşimi doğuma götürürken karşıdaki keçiye yol vermemek için köprüyü tıkayıp hastaneye gecikmemize sebep olan Necmi. Uzaylıyım ben. Dori. Alın, yaptım. Ceplerinize koyun. Gün sonunda getirin, açıp bakacağım. İçindeki çip kaç puanlık iyilik yaptığınızı gösterecek. Kimin iyiliği fazlaysa o altta kalmamış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu arada Birket, senin çocuğun vardı. Ne oldu ona? Çizgi dizi zamanıyla gerçek zaman farklı işliyor Remzi. Doğduğundan beri ne kadar zaman geçti kimse bilmiyor. Belki şu an hala bebek, belki de nine oldu. Ama çok yakında öğreneceğiz. Çok yakında. Necmi bak, kapının önünü süpürüyorum. Nasıl iyilik ama? Madem öyle, ben de Peyami dedenizi süpürüyorum. Rafta bırakmışsınız, tozlanmış. Ben evindeki süpürgeyi süpürüyorum. Her şey senin için. Keşke beni de süpürecek süper küçük bir süpürge olsaydı. Diş fırçası iş görür mü? dur yapma, gıdıklanıyorum ya. Ben sana hediye aldım. Ben sana daha büyüğünü aldım.
Ben sana araba... Araba mı aldın? Araba kokusu aldım diyecektim. Kokla kokla beni hatırla. Ben de sana komedi kokusu aldım. Canın sıkıldığında sıkarsan seni güldürüyor. Bir gün bir adam yolda yürüyormuş. Sonra demiş ki... Ben sana daha iyisini alacağım. Ben de. Aa, beni bıraktılar burada. Sorma abi. İlk çıkınca bir şaşırıyorlar ama sonra kimse umursamıyor. Ha? Ne oluyor burada? Evinize havuz yaptırdım Kadriye. Doya doya yüzersiniz. Yalnız doya doya kısmı pek olmamış. Hani sosisli sandviçler? Bu adamı da sen mi getirdin? Olmamış bu. Remzi nerede? Baba bunu görmesi lazım. İyilik eğitimi almaya gitti. Nereden? Baba bakkaldan mı? Ayol hayır tabii ki. Filmlerde olduğu gibi yüksek bir dağın tepesindeki bilgenin yanına gitti. Yoksa daha sisli misli olanlardan mı? Hem de ne sisli misli? İyi, söyleyin de dönüşte bana şöyle mis gibi peynirli pide alsın bari. İçim kıyıldı. Aha, acaba nereye gidiyorum? Bilge dede, öyle büyük iyilikler yapmalıyım ki herkes şaşırmalı. Anlat bana, sırrı ne bu işin? Eğer iyilik yapmak istiyorsan 9 lira 90 kuruşa Nasıl İyilik Yapılır kitabımı alıp okuyabilirsin. Ha? Nasıl yani? Sabah çiğ yumurta yiyip günde 100 kilometre koşmayacak mıyım yani? Yumurta çiğ güzel olmaz. İstersen 19 lira 90 kuruşa yemek tarifleri kitabımı... Of tamam ver şunu. Sen tanıdığım birine benziyorsun ama çıkaramadım. Tanıdığım biri bunu yapabiliyor mu? Kafama konmasaydın iyiydi. Remzi'ye dünyanın en küçük kemanını aldım. Bu iyiliğimi hiç unutmayacak. Ben keman değilim, çelloyum. Görmüyorum. Olayın o zaten. Seni sevmedim. O yüzden kıç 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 sesler çıkaracağım. Kıç kıç. Doymuyorum ki. Neler oluyor? Merhaba Necmi. Ayakların rahat etsin diye yollarına pamuk döşedim. Ayrıca mahalleli de kalabalık yapmasın diye onları yukarı bir yerlere taşıdım. İlerlesene kardeşim. Ölüm kapalı, görmüyor musun? Herkes buraya geldi. Fırsatı değerlendirmek lazım. Trafiğe dondurma! Trafiğe dondurma! Bununla da kalmadım. Mahalledeki her dükkana sana özel sıra açtırdım. Artık hiç beklemeyeceksin. Herkes buraya! Adı Necmi olan kişiler buraya! Ama Necmi adı almış. Yani bizden farkı ne bunun? O kim da bu sıraya girsin. Necmi ne zamandır bekliyorum. Kim bu Necmi? Ben Keçi Necmi'yim. Bak suratıma. Verin şimdi bana o sıcak poğaçaları. Hemen vereyim Necmi Bey. Ha, bir dakika. Suratındaki fotoğraf mı senin? Yalan söylemişsin. Sen tost makinesiymişsin. Gerçekten mi? Ben de niye tereyağı kokuyorum diyordum. Necati ne yapıyorsun? İşte Necmi Özen sıra açtıran adam bu. Her şeyin suçlusu Remzi burada. Yakalayın. Ne? Demek öyle. Gel buraya. Yakalayalım şunu arkadaşlar. Durun. Sırayı bozup en öne geçmeye çalışıyor. İnanmayın ona. Hem önemli değil, süre bitmek üzere Necmi. Ben kazandım sayılır. Ama bir saniye, sırayı bozmadan lütfen. Sırayla. Kaybetmek üzereyim. Ama durumu hala geri çevirebilirim. Düşün Necmi, düşün. Durun, gelmeyin. Remzi, sana hepsinden daha büyük son bir iyilik yapacağım. Tüm bunların sorumlusu benim. Bu adam hiçbir şey yapmadı. Hepsini ben ayarladım. Hurra! Gaza geldik bir kere. Düşünmeden oradan oraya koşuyoruz. Seni kurtardım Remzi. Bu iyiliğinden sonra pek bir şansım kalmadı ama... ...yine de Mirket'e kontrol ettirmeye gidiyorum. Ekmek arası kaşar alabilir miyim? Ben tost yaparım. Çünkü ben tostum. İyi gün tostu. Yap. Necmi ne yapmışlar sana? Öyle daha iyi olmuşsun gerçi. Beni söküp geri taktılar ama yanlış taktılar. Evet, açıyorum. Tada! İkinizin de iyilik puanı 0. Ne? Necmi şaşırıyor musun, seviniyor musun belli olmuyor. Dur bakayım.
Boş boş bakıyormuşsun. Ben senin yerine şaşırırım. Aa! Cihazın bozuk çıktı Mirket. Bu sonuçlar yanlış. Yanlış falan değil. Sıfır gösteriyor çünkü her şeyi kazanmak için yaptınız. Birbirinizi düşünmeden bencil sebeplerle iyilik yaptığınız için yaptıklarınızın bir anlamı yok. Yani iyilikten sayılmıyorlar. Uzun dersleri sevmiyorum. İki kelimeyle özetlesene. Sucuklu omlet. İşte şimdi dersimi aldım. Necmi, hırsım yüzünden seni ne hale düşürdüm. Bundan sonra senden uzak duracağım. Senin için en iyisi bu sanırım. He? Birbirimizden uzaklaşınca birbirimize iyilik mi yapmış oluyoruz? Hurra! Ben daha fazla uzaklaşacağım. He? En çok ben uzaklaşacağım. Aksiyonlu atlayışlar da yapabiliyormuşum. Beni unutmayın. Hazır mısın? Hazır, hazır. Ne oluyor böyle? Bir insan! Bir de bir! Necmi? Efendim? Bir insan! Bir insan! Bir insan! Buyurun. Bir insan! Buyurun diyor bir de. Evet, evet. Nasıl? Buyurun. Buyurun. Ne oldu? Ne oldu? Şapşallar nasıla bakıyorlar? Bakın bu şakalara. Allah buraya kadar geldi. Senin kalbime çıkıyor bu şakalara ya. Ne güldük ama. Bir insanı çok seviyorum. Ben de öyle. Keşke her gün bir Nisan olsa. Harika bir fikir. Eğer bütün evlerdeki takvimleri değiştirip sadece bir Nisan yazan yapraklar koyarsak her gün bir Nisan olabilir. Bu muhteşem bir plan bence. Bu da ne? Neye çarptık ki biz? Görünmez adam galiba. Görünmez bir kapı bence. Görünmezse nasıl gördün? Dokunarak. Ya dokunulmaz kapı olsaydı? Ne diyorsun Necati? Acaba içeride ne var? Girsek mi? Girilmez bir kapıda olabilirdi. Ben giriyorum. Sen girersen ben 10 defa girerim. Hop. 10 defa hop. 1000 defa hop. Neredeyiz biz? Çok soğuk. Aa, Uludağ'a gelmişiz. Şuna bak. Hop. Çok iyiymiş. Haşurt. Gulu gulu. Çok iyi. Çok güzeldi değil mi? Bakın burada kulübe var. Şaka gibi. Önce görünmez kapı, sonra Uludağ'ın ortasında pembe bir kutu. Daha ne kadar saçmalaşabilir? Bayağı bir saçmalayabilir bence. Baksanıza içeriye. Hadi. Lollipop mu bunlar? Arkadaşlar planı söylüyorum. Bu gece yarısı saat tam 12'de karton kutuya girip mahalleye ışınlanacağız. Ve bütün her yere bayat balık dökeceğiz. Bu çok güzel olacak. Lollipopların bu kadar kötü niyetli olduğunu bilmezdim. Bir an önce bir şeyler yapmazsak bütün mahalleye balık döküp kokutacaklar. Hadi gidip yiyelim hepsini. Hayır hayır, bu çok uzun sürer. Gidip hemen mahalledeki herkesi uyarmalıyız. Koşun hadi. Oh be. Şimdi gece yarısı olmadan bütün herkesi en çabuk nasıl uyarabiliriz? Herkese posta güverciniyle mektup yollayalım. İşte bu. Dostum sen bir şapşalsın ve şapşalca planlara bayılırım. Bu yüzden de kimse bu gece sokağa çıkmasın. Al bakalım şunu.
Bağla güvercine. Güzelce yapıştıralım şunu da. Şimdi de atalım bunu. Hadi bakalım. Çok yamuk attım. Bayağı yamuk attın. Bir kere daha deneyelim mi? Aman abicim dokunma. Dokunma sen, bırak lütfen. Ben yürüyerek giderim. Gidip hoparlörü alalım bence. Lütfen yapmayın. Lütfen. Ay yazık, kıyamam. Çok korkuyor bizden. Tamam. Mikrofon da burada. Upduptis tamam, upduptis. Check it up man. Come on. Remzi çalışıyor, tamam. Sağ ol Necati. Ey sevgili mahalleli. Beni dikkatle dinleyin. Sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugün 1 Nisan değil mi? Evet biliyoruz. Bıktık artık saçmalıklarınızdan. Sakın dinlemeyin. Yine eşek şakası yapacaklar hepimize. Hayır hayır. Bu sefer şaka yok. Çok ciddi ve önemli bir konu bu. Of tamam, neymiş söyleyin. Az önce Necati ile görünmez bir kapıdan içeri girdik. Ve karton kutudan çıkıp Uludağ'a gittik. Orada da bir vahşi batı salonu vardı. Salonda da bir sürü lollipop oturmuş hain planlar yapıyorlardı. Korkunç planlarıysa bütün mahalleye gece yarısı saldırıp her tarafa bayat balık dökmek olacakmış. Biliyordum işte. Yine şaka yapıyorlar. Yetti artık buna. Bir şey yapalım arkadaşlar. Hadi yakalayalım şu şakacıları. Ha? Hayır, şaka değil bu. Bize inanmalısınız. Bunu da bağladık. Bu sefer de biz biraz şaka yapalım ha? Tamam oldu. Bırakın böyle sabaha kadar kalsınlar. Yürüyün hadi gidiyoruz. Şaka öyle değil. Böyle yapalım. Nasıl yapılırmış görsünler. Herkesler de gitti. Ne yapacağız sabaha kadar burada? Espri yapayım mı size? Hayır. Yapayım. Neydi? Ya. Tamam. Adamın sakalı çıkmış, bıyığı da inmiş. Adamın birinin yolda giderken kafasına teyp düşmüş ama bir şey olmamış. Neden? Teypte hafif müzik çalıyormuş. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız abi. O zaman haydi. Arkadaşlara bayat balık ikram edelim. En güzel ben de güzel dökerim balıkları. Hey, ne yapıyorsunuz burada? Hop, sen de al bakayım şapşırı. Gözüm. Bunlar da ne? Hay aksi. Remziler haklıymış. Bir şeyler yapmamız gerek. Ama ne yapacağız? Böyle saçma bir olayı sadece saçma sapan birileri çözebilir. Adamın birinin uykusu gelmiş ama adam içeri almamış. Gülsenize ya. Yardım et bize Tanju. Yardım et imdat. Kurtarıyorum ama siz istediniz diye değil. Maalesef sizin saçma sapan fikirlerinize ihtiyacımız var. Sağ ol Tanju. Sana da jest olsun diye bir fıkra anlatacağım. Aman kalsın. Bırakın şimdi fıkrayı da lollipopları durdurabilmek için bir fikriniz var mı onu söyleyin. Benim var. Hiç merak etmeyin. Size bir soru. Bir lollipopu nasıl bitirirsiniz? Yalayarak. Hadi gidip yalayıp yutalım hepsini. Hayır Necati abi otur. Öyle olmaz. Bize dev bir kap lazım. Tanju abi bize dev bir kap bul ve herkesi çağır. Her şeyi ben yapayım. Siz de oturun değil mi? Ya en baştan inansaydın bize böyle... Tamam susun gidiyorum. Neden eşek kıyafeti giydik? Çünkü onların bizi görmelerini sağlamalıyız. Ve eşek kıyafeti giymiş 4 kişi mutlaka dikkatlerini çekecektir. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. İşte eşekleri gördüm orada. Hadi yakalayalım. Tutun kaçmasınlar. Gördüler bizi. Şimdi ne olacak? Koşun. Hay aksi çıkmaz sokağa girdik. Şimdi yakaladık sizi.
hiçbir yere kaçamazsınız. Ha, hübele, hübele. İşaret alınmadı mı? Hortum sallayınca. Hübele, hübele. Bizden kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Bu plan tutmaz. Ya tutarsa? Hadi kaldırın, bitirin. Ne oluyor? Çok zekice bir plan yapmışlar gerçekten. Tebrik ederim, ne diyeyim? Başka da bir şey bulamadım. Tamam Necati, bitti. Necati susar mısın? Necati! İstersen ben susturayım. Hayır hayır, susar şimdi. Necati! Ne buyurun başkanım, bu megafon, bu da konuşma metniniz. Ver bakalım. Hebele hebele, lüp lüp lüp, pış 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 ve de tış tış tış. Evet, haklı. Pardon başkanım, o kağıdı benim çocuk karalamış. Sizin kağıdınız bu olacaktı. Tamam. Sevgili vatandaşlarım, bu yıl belediye olarak çok paramız arttı. Ben elimden geleni yaptım harcamak için, olmadı. Neyse, bu kalan parayla da bir kostüm yarışması düzenleyelim dedim. Malum önümüz kış, sonra da yaz geliyor. Bu yüzden de yarın akşam parkta bir kostüm partisi düzenleyeceğiz. En güzel kostümünüzü giyin ve yarın akşam partiye gelin. Kostüm partisi! Kostüm partisi! Oley! 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 Şu ikisine dikkat edin, delirmişler galiba. Evet, biraz daha odun toplarsam geceyi geçirebilmek için ahşap bir kulübe yapabilirim. Kostüm partisi, kostüm partisi, canım benim, kostüm partisi. Baba, ne yapıyorsunuz? Burada en büyük düşmanım Kara Lord'a karşı hazırlanıyorum, görmüyor musunuz? Bırak oğlum oyunu, yarın akşam kostüm yarışması olacakmış. Hadi git kostümünü hazırla. Hadi sen Dracula olmuşsun, onu anladım da Necati abi sen ne oldun? Dürüm. Adana dürüm oldum Şakir, hem de acılı. Acılı nasıl oluyorsun ki? Çok acılıyım, bak ağlıyorum işte. Hadi oğlum gelsene. Tamam tamam, siz gidin, ben arkanızdan geleceğim. Bir kere ısırayım mı Necati? Kostüm partisi! Kostüm partisi! Ne? Kara Lord parçalayacağımı çaldı. Hayır, parçalama aletimi çalmana izin vermeyeceğim. Çabuk gel buraya. Ne? Olamaz. Şu anda olmamalıydı. Kaydetmemiştim bile. Hayır. Ne yapacağız? Yatalım bari. Sabaha kadar gelir zaten. Arkamdan da kimse gelemeyecek böylece. Şimdi bütün dünyayı ele geçirebilirim. Şakir, oğlum kalk yerine yat. Ne? Yerimdeyim zaten. Bir dakika, yatağım nerede? Remzi, Şakir yine yatağını kaybet... Yok ayol, bu ilk defa oluyor. O ne? Bilgisayarım da yok. Ya, kim beni 100 yıllık uykumdan uyandırdı? Baba bırak şakayı, eve hırsız girmiş olmalı. Şu anda moralimi hiçbir şey bozamaz. Bu akşam kostüm partisi var, ben gidiyorum. La la Remzi la gelir la misin la şuraya? La Remzi! La la la, duymuyorum. Bu
küp deneyin nesi? Şimdi bu sokak, yarın bütün mahalle, sonra bütün dünya. Hey dostum, şu adamın kostümü çok güzelmiş. Kostüm mü? Yok, kostüm değil, kendi kıyafeti o Tanju abinin. Oo, ayran varmış. Bayılırım. Dur bir çalkalayayım. Oo. Ne yapıyorsun? Neyse, evet. En iyi kostümü seçmeye hazır mısınız? Evet. Büyük ödüle hazır mısınız? Evet. Gelecek seçimde bana oy verecek misiniz? Evet. Arada kaynar dedim ama olmadı. Neyse. İlk oylamamızı yapalım hadi. İlk kimi oylasak acaba? Bakalım. İşte sen, piksel adam. Gel hadi sahneye. Kim, ben mi? Hadi. Şşş, muhafızlar, yollayın şu arkadaşı sahneye. Benim işim var, gitmem gerek. Yok öyle, hayatta bırakmam. Evet arkadaşlar, bir alkış alalım bakalım. Ne kadar sevdiniz kostümü. Çok güzelmiş. Hiç güzel değil. Benim kostümüm daha süper. O zaman çık sahneye de göster. Cesur musun görelim. İşte beklediğim gaz. Bıraksana adam, daha dünyayı küp küp parçalayacağım. İşte ben, Adana dürüm Necati. Nasıl ama kostümüm? Bunu siz istediniz. O ne? Kral çıplak. Ne yaptığını sanıyorsun sen adam? Muhafızlar, yakalayın. Yapaklarımıza ne yaptı, siz kaldık. Ben bir şey demedim abicim. Kostümün süper. En birinci sensin. Arna! Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Bir dakika, bu süper parçalayıcı oyunundaki Kara Lord değil mi? Yoksa... Bu küp deneyin nesi? Olamaz. Baba! Bütün bunları ben yaptım. Ne demek o? Ben dün gece oyun oynarken elektrikler kesildi ya. Hop, dikkat. Oley, kar yağıyor. Kafam. Evet, elektrik, evet, sonra. Sonra da ben gece uyurken elektrikler geri geldi. Ve oyundaki Kara Lord oyundan dışarı çıktı. Gerçek oldu. Hay, o kadar saçma şeyler yaptınız ki bugüne kadar. Burada inanırım yani. Çabuk biri bir şeyler yapsın. Buldum sanırım. Kara Lord'u durdurabilecek tek kişi Cesur Madenci karakteridir. Oradasınız işte. Çabuk internet kafeye gitmemiz gerek. Oley! Oyun mu oynayacağız? Hayır! Çabuk, bize bir araba lazım. Yürüyün yürüyün! Şu ileride bana ait makam arabası var. Makarna arabası mı? Bayılırım! Oley! Hadi! Çabuk gelin çabuk! Koş! Çabuk hadi! Çabuk bize süper parçalayıcı olan bir bilgisayar aç. Evet, bana da kaşarlı tost, çabuk. Açıyorum. Bu ses de neydi? Kara Lord bizim buraya girdiğimizi görmüş olmalı.
Şimdi dün gece yaptığımın aynısını yapmam gerek. Oyunu açacağım. Siz de birden elektriği keseceksiniz. Eğer Kara Lord oyundan böyle çıktıysa Cesur Madenci de bir ihtimal dışarı çıkabilir. Abi bana da bir oyun açsana. 5 liram var. Kaç dakika gelir buna? Her şeyi küp haline getireceğim. O küpleri de kendi dünyama götüreceğim. Hay aksi, buraya doğru geliyor. Tamam, oyundayım. Şimdi elektriği kesin hemen. Oğlum, umarım işe yarar bu planın. Hocam, 4. masaya bir saat daha açar mısın? Bir de benim kaşarlı tostum nerede? Elektrik gitti. Hadi madenci, hadi madenci. Lütfen çık ortaya. Buradasınız işte. Ha? Devletin demirbaş arabasını çalarsın ha? Sürüm sürüm süründüreceğim seni. Şaka yaptım. Binayı parçalıyor. Herkes kaçsın. Olmuyor Şakir. Gitmek zorundayız. Kalk oğlum. Fakat olmalıydı. Kuş gibi uçuyorum. Benimle uğraşamazsınız. Güle güle. Kurtulduk. Ama nasıl? Cesur madenci. İşe yaradı. Oyundan çıktı ve yardıma geldi. Hı, madenci. Demek yine karşıma çıktın. Fakat unutma ki beni asla... Parçalama makinem. Yakaladım. Makinemi düşürdün. Dayanamıyorum. Makineyi kullan evlat. Tamam. Çabuk. Aferin evlat. Kara Lord'u yenmeyi başardın. İnanmıyorum. Başardım. Başardım. Şimdi o makinedeki ayarı tersine getirerek tüm parçalanan objeleri geri getirebilirsin. Ver ver, onu da ben yapacağım. Çok canım çekti. Hıa! Teşekkür ederiz Cesur Madenci. Şakir'e teşekkür edin, o başardı. Hadi ben dünyama geri dönüyorum. Görüşmek üzere. Hamur adam, beni eski halime götürmeye ne dersin? Kimse bana hamur adam diyemez. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl çöp atılır onu göstereceğim. Önce çöpü alın, sonra atın. İşte bu kadar. Hata yapma ihtimaliniz yok. Hı? Ama... Hı? Hop, dursana yerinde. Hey! Bozuk bu çöp. Ya. Kafama çöp atmayı bırak. Aa, çöp kutumdan köpek çıktı. Aa, köpekten de buz küpleri çıktı. Tuşa basınca limonata da çıkıyor mu? Ha, burnumu benim. Arkadaşlar, bu köpek belli ki üşümüş. Şey, bakın burada bir babaanne battaniyem var. Ama çok ağır olduğu için kaldıramıyorum. Yardım lazım. Videomu beğenip paylaşmayı, bir de köpeğe yardım etmeyi unutmayın. Ha, niye kimse Tanju'ya yardım etmiyor Remzi? Ne? Hırsız mı var? Çabuk bir şey yap. Ha? Abi ne yapabilirim ki, ben vazoyum. Dur, koku saldırısı yapayım. Ooo, lahmacun koktu. Lavantalı lahmacun, bayılırım. Ha? Necati sen miydin? Ne yapıyorsun gece gece? Tanju sokakta üşüyormuş. Yardım etmeyenlere internetten kızıyorum.
Az sonra da ayran kapağı patlatma oyunu oynayacağım. Necati iyi de sen niye gidip yardım etmiyorsun? Çünkü ben bir sürü üzgün surat bıraktım videonun altına. Bu ne anlama geliyor? Üzüldüğüm anlamına geliyor Remzi. Babanın yine saflığı tuttu Şakir. Abi yastığım ben. Ama bence de haklısın. Aman ne yapıyorsan yap. Beni uyandırma da. Arkadaşım burada kocaman açık pencere var. Sen ne yapıyorsun sinek gibi? Kışt kışt. Piş 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 piş. Dünkü pijama partisine beni nasıl çağırmazsınız anlamıyorum. Pijama partisi o. Sen kapşonlu giysini hiç çıkarmıyorsun ki. Kesin bir şey saklıyorsun. Doğru söyle. Kafanda saç yerine makarna mı çıkıyor? Ah ne kadar güzel bir gün değil mi? He? Sen gülücük mü yolladın az önce bize? Baba yakala. Bedava gülücük. Yakalayın. Şuraya bakın. Çok mutluyum. Kalpler havada uçuşuyor bildiğin. Ben de çok heyecanlıyım. Midemde kelebekler uçuşuyor. Kelebek değil bunlar. Evet kelebek değil. Midem. Aa, Cüneyt de suratsız bugün. O her zaman suratsız değil mi? Ben de yollayacağım. Telefonum bozulmuş. Necati ne saçmalıyorsun? Sana saçma surattan yollayacağım. Peki benimki niye olmadı? Yavaş olun kardeşim. Anten yetmiyor hepinize. Teker teker yollayın şunları. Bugün de matematikte durum böyle. Bir sürü eğri var. İşte oklar, moklar, yükselip alçalanlar... Bakın bu ok şuradan başlıyor, hop buraya kadar geliyor. Soner Bey, ben matematikten şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim apartmanda hep komşularla tartışıyor. Hanımefendi lütfen söz kesmeyelim. Matematik Bey, ben Soner Bey'den şikayetçiyim. Çok ses yapıyor. Ayrıca bizim stüdyoda hep seyircilerle tartışıyor. Bir dakika. Arkadaşlarımdan uyarı geldi. Şimdi konuşan seyirci çok şapşalmış. Annemden de bir uyarı geldi. Sabah sütümü içmeden çıkmışım. Ayrıca çok özel bir haberimiz var. Az sonra. Böyle şöyle. Yani doktor lazım. Evet arkadaşlar. Tehlike büyük. Eğer konuşurken sadece telefondan ifade yollarsanız ve yüz kaslarınızı kullanmazsanız duygularınız yok olabilir. Arkadaşlarımın uyardığına göre doktorumuz kocaman bir surat ifadesine dönüştü. Hı? Arkadaşlarım panik yapmamamız konusunda uyarıyor. Bıktım bu uyaran arkadaşlarımdan. Panik yapın. Herkes panik yapsın. Surat ifadesi. Bu neydi şimdi? Filmlerde kötü olayları hep televizyondan duyuyorlar. Ama biz evde değiliz. O yüzden televizyon dükkanının önünde duruyoruz. Ben bu rengarenk şekilleri çok seviyorum. Hem bip sesi de geliyor bak. Bip. Televizyonun kalitesi de amma kötüymüş yalnız. Zar zor gördüm. Al işte televizyoncuyu ağlattır Remzi. Oy şu tatlılığa bak. Cartoon Network kanalını açayım mı sana? Arkadaşım bu kadarı da fazla. Ağlayacaksanız da kendi suratınızla ağlayın. Başka suratlar getirmeyin. Doğru. Bana surat yapma. Ya da yap. Ama şu komik palyaço suratı var mı sende? Ondan yapsana. Yok böyle olmaz. Bu millet şaşırmış. En iyisi Mirket'e gidip bir soralım. Bakın. Böyle dokununca sinirli surata dönüşüyorlar. Necati. Gitsek iyi olacak. Tam da tahmin ettiğim gibi. Dolmaları gece dolaba kaldırmayınca bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Ben buzdolabına koymadan yiyorum hepsini. Aslında evdeki buzdolabını satsam mı? İçine bir şey koyamadan bitiyor yiyecekler. Mirket abi, sana anlattığım konu daha önemli. Lütfen ilgilenir misin? Neyse. Tamam. Bir inceleyelim şu suratları. Necati tüpü koy bakayım şu mikroskoba. İlginç görünüyorlar. Mor hücreler. Ha? Kulakları var. Merhaba. Necati çek elini oradan. Şurada bilim yapmaya çalışıyorum. Al Mirket abi. İhtiyacın olan tüp. Acilen neler dönüyor öğrenmemiz lazım. Şimdi anlayacağız neler olduğunu.
Evet. Bir çeşit surat ifadeli, şekilli, küçültük, değişik bir hastalığa benziyor. Bu gördüğünüz surat ifadelerine sakın yaklaşmayın. Oo, çok tehlikeli diyorsun. Yani bu elimdeki tüple oynamamalıyım, öyle mi? Böyle de atmamalıyım, değil mi? Hop, hop. Pardon, ne olur sinirlenme. Necati, ne yaptın sen? Eyvah, Mirket domates el işleme döndü. O da böyle sinirlenince kızarırdı. Kaçın! İşte, şurada gülen suratlar var. Onlar kesin iyidir. Bunlar gülen surat değil. Gülmekten ağlayan suratlar. Bence ağlamaktan gülen surat bunlar. Çok ağladık, biraz da gülelim demişler. Bu ne şimdi? Belki arkası dönüktür. Arkamızı dönemediğimizi hala öğrenemedim bir Şakir. Bak, sağa sola oluyor. Takla bile atıyorum ama arkamı dönemiyorum. Ben karton bir karakterim. Böyle alkış tutulmaz. Biraz neşelen. Yıldız mı? Zararsız gibi. Bir yıldız ve bir ninja yan yana geldi. Bu dünyanın en tehlikeli ikilisi. Daha Necati ve Poğaça ikilisini görmemişler. At duru Kimbona'ya koşa baka. Bu tarafa, bu tarafa. Üstümüze geliyorlar. Çekilin, çekilin. Yoksa şapşal suratı üzerinize atarım. Necati, Remzi'yim ben. Şapşal surat değil. Pardon. Buraya gelin. Taş konuştu. Yok abi, taş hiç konuşur mu? Ses şuradan geldi. Koşun. Şimdilik burada güvendeyiz. Neden acaba? Bence burada internet yok, o yüzden. Ben niye dördüncü çöpten değil de buradan çıktım? Necati, çekil, sıkıştım. Dur, tekrar girelim. Bu sefer olacak bence. 3, 2, 1, hoberey! Demiştim. Bir şeyler yapmamız lazım. Böyle çöpten farkımız yok. Benim bir fikrim var. Ne zaman zor bir duruma düşsem bir yerden gofret bulurum. Sonra paketini açmadan 30 gün yanımda taşırım. Sonra? Sonra son kullanma tarihi geciktiği için yiyemeden atarım. Çünkü paketin içindeki paket kadar güzel olmaz. Tanju, burada saçma lafları ben söylerim. Lütfen replik çalma. Davulları çal. Çünkü Şakir bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyor. Peki. Tanju abi doğru söylüyor. İçindeki her zaman dışındaki gibi değildir. Yoğurt da içecek değildir. Ama su karıştırıp içmesini biliyorsunuz. Şunu diyorum. Fark ettiyseniz içlerinde farklı olan bir tane var. Üzgün surat. Belli ki bir şeyler ona doğru gelmiyor. Belki onu kazanabilirsek bir şansımız olabilir. Ben yakındaki parkta görmüştüm bir tane. Bana bakıp üzülüyordu. Bıyıklarımı kıskanmış olabilir. Hedef orada. Sessiz olmalıyız. Nasıl yani? Böyle mi sessiz? Necati! Öğretmenim. Tanju çok ses çıkarıyor. Necati arkada! Necati abi kaç! Acele edin. Geldik sayılır. İşte üzgün surat orada. Bir dakika. Tanju nerede? Musluktan çıkarken gofreti ıslandığı için ağlıyordu en son. Aman! Boş verin Tanju'yu. Kardeş, niye üzgünsün? Söylesene bize. Islandım ve üşüyorum çünkü. Duymadın mı? Anneciğim. Her şey rüyaymış. Ne oldu? Her şey rüyaymış Remzi. Gülen suratlar bizi kovalamıyormuş. Ne gülen suratı? Ne kovalaması? Dolmalar bozulmamış. Ayrıca yarın pazartesi de değilmiş. Yarın pazartesi Necati. Necati! Ne işin var ya burada? Evine gitsene. Necati dur. O babaanne battaniyesi çok ağırdır. Bir yerini sakatlayacaksın. Babaanne gücü. Başardı. Benim için yaptı.
Teşekkür ederim Necati. Artık üşümüyorum. Ha? Üşümüş ve ıslanmış bir fil. Ey millet, kimse yok mu? Üşüyen file yardım edelim. Yardım edelim. Gece bir uyutmasınlar. Yeter. Her kar yağdığında işe geç kalıyorum. Otobüs daha hızlı gitmez mi? Gidemez. Çünkü şoförü yok. Şoför kardan adama mı dönüştü yoksa? Hayır. Park halindeki bir otobüs bu. Şoför zaten yok. Sen niye buradasın? Ben boş otobüslere binip koltuklara oturmayı, sonra da kornayı öttürmeyi seviyorum. Göstereyim mi sana da? Göster ama çabuk göster. İşim gücüm var. Süper hızlı otobüs kornası gücü. Düt düt düt. Öyle olmayacak. Karda koşarsam kayarım. Direkt kayarak gideyim. Kayarım. Kar topu savaşı. Armut şeklinde kar topu. Sıradan normal kar topu. Annem hep özel olduğumu söylerdi. Neyse, at hadi at. Beşgen şeklinde kar topu. Şekilli kar toplarını nasıl yapıyorsun Şakir? Bana da öğretsene. Ben yapmıyorum ki. Biri yapıp bırakmış buraya. Poğaça şeklinde kar topu. Sevdim. Zeytinli de yolla. Hemen okula gireyim. Zeytin şeklinde kar topuyla poğaça şeklindeki kar topunu aynı anda atıyorum. Sen karıştır ye. Müdür bey pencereden sert sert bakıyor. Eyvah! Karlar yağıyor. Necati koşuyor. Müdür beyler camdan bakıyor. Neredesin sen? Buradayım müdür bey. Neredesin diyor bir de. Lütfen git. Ben geç kalan çalışanı istemiyorum. Ama otobüs koltukları, poğaçalar trafiği, karda kayan Necati tatlısı. Bahane bulmakta gerçekten kötüymüşsün. Lütfen çık. Hayır! İşsiz kaldım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben bu okul olmadan yapamam. Bu duvarlar. Şu koşunca vik vik diye ses çıkaran zemin. Vik vik. Ben şu bıyıklı tarih hocası. Necati, şimdi kapıyı hızlıca çarpacağım. Ama bıyıklarımla dalga geçmemen için değil. Ders başladığı için. Bu böyle olmaz. Hava durumu binasına gidip bu durumu şikayet edeceğim. Dur. Kapıyı kim icat etti? Söyle sonra git. Şaşırtmacalı soru. Kapılar icat olmaz. Çünkü pamuk da aynı ağırlıkta, kapı da. Yanlış cevap. Çok sinirliyim. Sinirli olduğumu belli etmek için de sert sert nefes alacağım. İşte şikayet kutusu. Bu hava niye böyle? Söyle bana. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Şikayet kutusunu korkuttunuz. Herkes gelip bana şikayet ediyor. Bıktım. Ben Necati. İşimden kovuldum, sinirliyim. Siz açık pozisyon için geldiniz demek. Benim adım Ayten. Hava durumu merkezinin müdürüyüm. Memnun oldum. Açık pozisyon mu? Defans mı, orta saha mı? Yoksa kale mi olacağım? Kale olursa piyon olmam. Eski çalışanımız Hayri sandalyesine yapışınca işten ayrıldı. Onun yerine başka bir çalışan arıyorduk. Nakliyeciler gelip alacak. Onları bekliyorum. Bize hava durumu uzmanı lazım. Sen uzman mısın? Uzman bakan gözlerimi görmedin herhalde. Bak uzman. Ben ikna oldum. İşe alındın. Hava durumunu tahmin etmek artık senin işin. Yaşasın. Üstelik öğretmen yıldız bile verdi. Öğretmen değil o, müdür. Haydi, seni şöyle çevirelim de duvarı izle. Keşke dönebilen sandalyeye yapışsaydım. Son dakika. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hava durumu yetkililerine göre yarın lahmacun yağacak. Bu gizemli doğa olayını duyan lahmacuncular odası acil dürüm toplantısı yaptı. Bir bilgimiz yok ama limon sıkmaya geliriz dediler. Ne yaptın sen? Zıplayabilen uçak yaptım. Sana da yapayım mı? Lahmacun yağacak demişsin. Bu nasıl hava durumu tahmini? Bulutları görmüyor musun? Lahmacun bulutları bunlar. Nerede görsem tanırım. Ben ikna oldum. Ama yarın gerçekten lahmacun yağmazsa kovulursun, haberin olsun. Ama buradan da kovulursam su durumu binasında işe girer, kağıttan gemi yaparım. Öyle bir bina yok. Hayır.
Hayallerim kağıttan gemilerim gibi batıyor. Kadriye. Uyan Kadriye. İçeriden sesler geliyor. Sifondur, sifon. Sifon böyle ses çıkarmaz. Ben böyle ses çıkarmam ama böyle çıkarırım. Foşur! Sifon çalıştı. Lapulakçu, lapulakçu, lapulakçu. Hadi. Ne yapıyorsun orada? Lahmacun dansı yapıyorum Nebzi. Eğer yarın lahmacun yağmazsa yine işsiz kalacağım. Tamam da niye mutfak masasının üstünde yapıyorsun? Yerdeyken sinyal gitmiyormuş, o yüzden çıkmış. Necati abi ne olur yat artık, yarın hallederiz. Yarın yardım edeceksin ama söz mü? Söz. Tereyağlı söz mü? Eğer ses çıkarmana engel olacaksa tamam. En tereyağlısından bir söz sana. Lütfen in artık hadi. Tereyağlı sözü bozmak 7 yıl kötü tereyağı getirir, haberiniz olsun. Bu arada ayağıma havlu peçete dolaştı. Çabuk silinecek bir yer gösterin bana. Boşa gitmesin. Eyvah! Havada bulut yok. Necati abi, havada bulut olsa lahmacun yağacak sanki. Merak etmeyin. Eski bir dost yardım edecek bize. İşte şurada. Hop! Bulut hakkı ne haber? Şimşeklerin üstünde yine. Sorma Necati. Keyifsizim. Tamam, sormuyorum. Sen bilirsin. Hakkı, senden bir şey isteyecektik. Acaba lahmacun yağdırabilir misin? Bu ne saçma bir istek? Hakkı adında bir bulut çok mu mantıklı? Bilemedim. Lahmacun yapmasını bilmiyorum. Öğrenirsem belki yapabilirim. Anlaştık. Hadi çocuklar lahmacuncuya. Siz gidin önden. Ben sonra Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla gelirim yanınıza. Durum anlattığımız gibi Sadık Usta. Yardımın lazım. Pekala. Hakkı'yı işe alabilirim sanırım. Hem bana yardım eder hem lahmacun yapmasını öğrenir. Beni lahmacunların doğduğu yere ittirir misin? İnküreğimden Necati. Yoksa fındık lahmacunları topladığınız tarlayı görsem de olur. Lütfen inküreğimden. Çok açım. Lahmacun yapma sanatı zor iştir evlat. Önce zihnine hakim olmalısın. Affedersiniz. Ninjalık dersi burada mıydı? Yok, karıştırdın sen. Karşıdaki pizzacı da o. Ha, kusura bakmayın. Usta, direkt lahmacun tarifini ver işte. Ne uğraştırıyorsun? İçerek ustasının sözünü dinler. Tamam, tamam, kızma. Söyle, ne yapmam gerekiyor? Sil, 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 sil. Çöpe at, çöpe at, çöpe at, çöpe at. Malzemeleri taşı, malzemeleri taşı, malzemeleri taşı. Hamuru yoğur, 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 yoğur. Yeter! Bu kadar da saçmalık. Sen bana lahmacun yapmayı falan öğretmiyorsun. İstifa ediyorum. Çık, 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 çık. O kapıdan değil, diğerinden çık, 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 çık. Ben yağmurdan, kardan başka bir şey yağdırmamalıyım. Bir bulutun lahmacun yağdırması çok saçma. Üzgünüm. Hakkı dur. Sen gidersen lahmacun kutuları öksüz kalır. Baksana ne haldeler. Onlar atık kutular. Hem ne alaka? Bize olan oldu. Siz kendinizi kurtarın. Bir dakika, bir dakika. Hakkı, senin moralin bozuktu hani? Bizle paylaşmak ister misin? Belki yardımımız dokunur. Peki, madem sordunuz anlatıyorum. Oo, buluttan da hayal bulutu çıkıyormuş. Çok ilginç. Bır 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 bır. Geçenlerde yine kar yağdırıyorduk. Kızım Bulut da oradaydı. Kızının adı Bulut mu? Adı soyadı Bulut Bulut yani. İlginç. Kızım çizime çok meraklı. Kar tanelerinden şekil yapıp duruyordu. Fakat bir bulutun sorumlulukları vardır. Kızım şekil şukul yapmayı bırak da düzgün yap şu kar tanelerini. Ama baba ben ressam olmak istiyorum. Sen bulutsun ve bulut kalacaksın. Tam bu sırada kızımı rüzgar aldı götürdü. Oo, rüzgarda kızının kuzeninin adı mı? Tek istediğim kızımla barışmak. İstediği şekli yapsın, razıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Ha? Bir dakika. Sen lahmacunu yağdır. Ben sana söz veriyorum, kızını getireceğim. Tereyağlı söz mü? Tereyağlı söz. Oley! Oğlum niye tereyağlı söz verdin? Nereden bulacaksın şimdi bulutu koca gökyüzünde? Ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi gelin benimle. Kayarak gidelim, otobüse binmeyelim. Şu adam hala inmemiş oradan. Hop! Fren Necati, sen hala burada mısın? Düt düt düt! Otobüs aldım! Düt düt düt!
Aa, eski iş yerime geldik. He? Yoksa Bulut Bulut'u benim yerime işe mi almışlar? Hayır, hatırlasana. Hakkı abi kızım şekilli kartaneleri yapıyor demişti. Ben de kartopu oynarken bulmuştum onları. Demek ki Bulut buralarda bir yerde. Tereyağsız, zeytinsiz kartopu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ha? İşte burada. Bulut, bizi baban gönderdi. Seni desteklemeye karar vermiş. Hı? Benim babam öyle şey yapmaz. Evet, evet. Çok pişmanmış. Her yerde seni arıyormuş. Başka Bulut'la karıştırmışsınızdır. Benim babam sadece yağmur ve kar yağdırır. Başka bir şey yapmaz. Ama baban lahmacun yağdıracak. İnanmıyorsan gel bak. Herkes onu izlemek için toplanıyor. Ha? Gerçekten mi? Ben de görmek istiyorum. Vay canına. Lahmacunun barıştırmadığı kimse yok. Sihirli mi yiyecek resmen? Aa, kaşarsız kar topu. Bayılırım. Yap. Yum 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 yum. Yağmak üzereymiş. Oo Necati, bak bak saat kaç? Kaç? Kovulma saatin. Geldi de geçiyor. Lahmacun yağacağı yok çünkü. Keşke birkaç türkü bilseydim, zaman daha hızlı geçerdi. Neyse. Usta, bana bir şeyler oluyor. Aydınlanıyorum. Lahmacun. Artık lahmacun yapmasını biliyorsun. Hazırsın evlat. Çabuk usta. Malzemeleri dök. Soğan da at, soğan da. Lahmacun yağdırmam lazım. Yanlış anlamayın. Soğandan ağlamıyorum. Çok duygulandım. Hayır, senin nakliyeciler çoktan almadı mı? Ne işin var burada? Ben çağırdım ben. Seni kovunca Hayri'yi işe geri alacağım. Hem de dönen sandalyeden verecekmiş. Çok beklersin Hayri, havaya bak. Bulut Hakkı, bir şarkıcıdan çok daha fazlası. Süper Bulut. Gerçekten bu mu giriş repliğin? Baba! Kızım, çok özür dilerim. Bundan sonra seni destekleyeceğim. İstediğin şekli yap, karışmayacağım. Babacığım, seni çok özledim. Ha? Aa, aynı şey filmdeki gibi oldu. Hani vardı ya baba ve oğul sarılıyordu. Baba ve yoğurdu. O film miydi? Hadi Hakkı, göreyim seni. Yakıyorum fırınları. Hani lahmacun ya? Lahmacun yok. Hani nerede? Lahmacun! Yalan söylediler. Bu ne rezillik? Lahmacun yansın. Aa, bize yalan söylemişler. Ben gücüm. Bize yalan söylediler. Bizi kandırdılar. Bize yalan söylediler. Puan arabalı yağmur bu. Lahmacun değil. Masa silerek anca bu kadar öğrenebildim ustalı. Neyse, biz gidiyoruz. Yaktın beni Hakkı. Kovuldun Necati. Gel Hayri. Uzman uzman bakmayı unutmamışsındır umarım. Uzman uzman bakıyorum. Necati! Neredesin sen? Bu müdürler niye bana kızıyor? Niye işe gelmiyorsun bakayım? Kovdunuz ya beni. Seni odandan kovdum. İşten kovmadım ki. Yani işsiz değil miyim? Hobare! Bir bardak soğanlı yağmur içip kutlayalım mı bu haberi? Necati, indir beni!